Evet arkadaşlar, iyi günler. Bugün size batarya nasıl tamir edilir, kartuş söküp takmayı göstereceğim. Gördüğünüz gibi alyanla önden veya iç taraftan gevşetiyoruz içindeki vidayı ve açma kapama kafasını çıkartıyoruz. Daha sonra önündeki krom parçayı ve içindeki somunlu parçayı söküyoruz. Bu çıkardığımız bataryanın kartuşu, suyu açıp kapayan mekanizma. Değiştirmek kolay, gördüğünüz gibi çok zorluğu yok. Her bataryanın kartuşu farklı olabilir. Yeni kartuşu ona göre alırsınız. Bizim bataryamız gördüğünüz gibi ECA. ECA kartuş takıyoruz. Kartuşu böyle yerine oturtuyoruz. Gördüğünüz gibi çevirdik, içinde dönmeyecek şekilde. Evet, kartuşu taktık. Şimdi üzerine bu somunlu parçayı sıkacağız ve kartuşun oynamasını, çıkmasını engelleyeceğiz. Anahtarla bunu iyice sıkıyoruz. Tabii çok fazla sıkmayalım. Plastik olduğu için aksan kırılabilir, çatlayabilir. Böyle bir durum yaşamamak için dengeli bir sıkma yapacağız. Kartuşumuzu taktık. Şimdi denemek için aşağıdan lavabonun altına arı muslukları açalım ve su kaçırıp kaçırmadığını kontrol edelim. Evet, su akıyor gördüğünüz gibi. Kartuşun kafasında herhangi bir kaçak yok. Olursa zaten bir su sızdırması olur burada. Krom parçayı takıyoruz. Bataryanın şimdi açma kapama kolunu takıyoruz. Gördüğünüz gibi alyanla içindeki vidayı sıkacağız. Bu kolun çıkmasını engelleyecek. Bataryanın kartuş değişim işlemini böylece tamamlamış olacağız. Bataryanın süzgecini de takalım ucundaki. Bu suyun düzgün akmasını sağlayacak. Ayrıca gelen toprak ve partikülleri tutar. Anahtarla iyice sıkarız. Bunun içinde contası var. Herhangi bir şey sarmaya gerek yok. Şu an bataryamız kullanıma hazır. Anahtar tutma becerisi olan tüm arkadaşlar bu işlemi bayan veya erkek evinde yapabilir. Gördüğünüz gibi bir ayarlı anahtar, bir de alyan bu iş için yeterli. Umarım videomuz faydalı olmuştur. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkürler, iyi günler.